Yok yani. Göstermedim. Yapıyor, beceriyor yani. Eşinizle nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştın Hatice? Eşimle gitar kursunda tanıştık. Kaç yaşındaydın? 18 yaşındaydım. Gitar kursunda tanıştım. Nasıl tanıştım? Gitar kursunda da ikimizin de yani birbirine karşı hiçbir söylemi olmadı. Yani o kaç yaşında bu arada? Şu an 27 yaşında. Ben 25 yaşındayım. İkimiz de birbirimizi beğenmişiz kursta ama birbirimizden haberimiz yok beğendiğimizden. Ben kursu bıraktım, bir ay gittim, çok sürmedi. Kendisi zaten biliyordu, değerlendirmek amaçlı, hani ilerletmek amaçlı gelmişti. Daha sonra işte kurstan ayrıldım. Bir şekilde numaramı bulmuş. Tam bir ay sonra beni aradı ve benden hoşlandığını söyledi. Çünkü ben de aynı şeyleri onun için düşünüyordum. Hani ne kadar hoş bir çocuk falan diye. Hoşlanma değil de belki, sadece öyle düşüncem vardı. Daha sonra tekrar bana dönüş yaptı, teklif etti. Teklif ettikten sonra ben kabul etmedim. İstediğim halde kabul etmedim. Çünkü bana göre bir kız hemen her şeyi kabul etmemesi gerekiyordu. Yani nazlanması nazlanması gerekiyor diye düşündüm. Ve benim bu hareketim de eşimin çok hoşuna gitmiş. Bu şekilde tanıştık. Daha sonra işte sözlü nişanlı peş peşe geldi. Dediğim gibi ben çok biz çok fazla uzun süre kalmadık. Bir sene yakın konuştuk. Bir sene nişan söz sonra evlendik. Çok şükür o günden bugüne kadar da gayet iyiyiz. Şimdi çok güzel bir hikayeniz var. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ancak şimdi sen böyle bahsettin ya şey dedin. Bence bir bayan kendini işte geri tutmalı dedin. Hani erkeğin ilk adım erkeğin atmasından yana mısın sen? Tabii ki de. Şimdi ben buna yine tezat düşeceğim sizinle her düşüncede tezat olduğumuz gibi. Ya hiç şaşırmıyorum nedense. Bizim ilişkimizde ben şey dedim. Gittim Ozan'a. Gördüm, beğendim. Zaten hiç arkadaşlık evremiz olmadı. Aynı iş yerindeydik. İlk gün çok beğendim. İkinci değil, üçüncü gün gidip ben senden hoşlanıyorum dedim. Yok artık. Sen kendin mi söyledin? Evet. Direkt söyledim. Yok artık ya. Yani bence bana göre çok yanlış ya. Bir bayanın bir ağırlığı vardır, anladın mı? Bir şeyi vardır yani. Ne demek ya, ben asla gitmem ben yani. Ben de gitmezdim. Ben zaten kendim anlattım yani. Hoşlandığım halde eşimden bekledim. Hani teklif ettiği halde bile yani bekledim yani ben. Direkt kabul etmedim. Sen direkt kendin kabul etmişsin. Ne tuhafsın ya. Kırıcı konuştu oğlu dün gerçekten, çok üzüldüm. Annesi adına, Gülbeyaz Hanım adına üzüldüm. Yok, gayet benim yemeklerimi de beğeniyor. Ama eşinin yemeğini, çünkü eşinin yanında yaşadığı için şimdi eşine eşini tutması gerekiyor. Böyle bir popoflamak biraz. Tabii ki. Hani ona şey benim yanıma ayda biri gelecek ama her akşam eşinin yanında. Fatih Bey, insan annesini kırarak eşini popoflamaz. Şey popoflayamaz. Yok, o popoflamak değildir İsmi bence. Ozan. Ozan. Duyuyorsun inşallah. Ozan'ı buradan kınıyoruz. Kayınvalideler seni evet, kınadı. Kınıyoruz. Ben de perdeyi kapatıyorum. Artık konuşursunuz. Hadi perde kapansın. Peki Gülşah, sen nasıl tanıştın? Ben eşimi 15 yaşından beri tanıyorum. Yazlıklarımız aynı yerdeydi. Kendisi çok peşimden koştu. Sonra geldi. Çocukluğumuzdan beri zaten benim ilk aşkım kendisi. Ondan sonra ilerledi. Sonra da evlendik. Gayet de mutluyuz. Çok da tatlı bir kızımız var. Allah bağışlasın. Ben Darısı anlatayım. Sizlerin başına. Anlatayım mı? Merak ediyor musunuz? Evet. Ben eşimle eşimin çalıştığı yerde aynı semtlerdeydik. Uzun bir süre çalışmıştım orada zaten. Ortak arkadaşımız çıktık. Gerçekten ne onun ne benim haberimiz yok. Aynı mekandayız falan. Ortak arkadaş çıkınca işte arkadaş vesilesiyle biz tanışmış olduk zaten. Daha sonra ilk başlarda biz sevgili olarak başlamamıştık. Arkadaş olarak bu yola çıktık. Arkadaş gibi görüşürken o beni içten içe evet demiş. Aradığım işte evlenmek istediğim kişi bu. Daha sonraları bana söyledi bunu. İşte bir gün yine böyle birlikte kahve mi içiyoruz, yalan olmasın, bir şey içiyoruz. Dedi ki Elif, dedi ben seninle sevgili olmak istiyorum dedi. Ben böyle bir kaldım.
Nasıl ya? Dedim. Evet dedi, ben dedi seninle sevgili olmak istiyorum. Arkadaş olarak baktık, iyi anlaşıyoruz. Daha sonra da zaten belli bir flört dönemimiz oldu. Biz 3 yıl bir arkadaşlık süreci geçirdik. 3. yılın sonunda nişan yaptık. Tam böyle bir yıl oldu olmadı nişanlılığımızın bitmesi. Sonra da evlendik zaten. Evet, ne yaptınız kızlar? Ne yaptınız? Başak. Evet. Çok yavaş hareket ediyorsun. Seni seyrediyorum. Geç kalacağız. Şimdi hanımlara soru sordum Fatih. Onlar da çok soru yapıyorlar. Sen de yap, yemeğini yap bu arada. Cevap veriyorlar. Dinleyeyim azıcık, şey yapayım. Eleştireyim. Beni eleştiriyorlar, evet. Fatih Bey. Efendim? Eşime gittim, ben dedim ki ben senden hoşlanıyorum dedim. İlk üçüncü gün. Sen onu yaparken bak duruyorsun. Bir şey yaparken duruyorsun. 15 dakika frene olması lazım. Bakın. Tamam. Gülşah, aferin Gülşah. Hızlı, Gülşah. Çabuk. Gülşah, aferin. Hızlı gidiyor Gülşah. Ama fırına verilmesi lazım. 15 dakika kala fırına verilmesi lazım. 15 dakika pişecek bunlar daha. Hızlı, evet. Lütfen hızlı. Siz çok baskınsınız Hatice'nin üzerinde gerçekten. Öyle mi? Bende aslında hiç baskınlık yok. Ya... Bendeki herkes özgürdür. Özgürlük ayrı, bak şimdi özgür diyorsunuz ama baskıyı kuruyorsunuz üzerinde. Nasıl bir baskı kuruyorsun? Mesela yapacaksın, yapamıyorsun, yapacaksın. Ama bir yarışma ortamında evet ama böyle tamam, ben dışarıda siz niye, nasıl müdahale düşündünüz mü? Belki onu ters bir tepki oluyor onda o. Biraz rahat bırakın. Zaten rahat Hatice. Hayır. Yapacaksın dedim de neyi yaptı peki? Olmuyor işte, olmuyor. Ters tepiyor. Biraz rahat bırakın. Belki kız daha iyi yapacak. Yarışma ortamında kimse rahat olamaz. Ama siz devam ederseniz o kız hiç yapamayacak bence. Yok öyle. Siz yanlış ama ne oluyor? Ters tepiyor işte, birileri alıyor. Hayır. Sadece baskı kuruyorsunuz. Birileri beni baskından dolayı almıyor Hatice. Ama sen niye baskı yapıyorsun? Olacak, yapacaksın, edeceksin deyince o kız... Baskı altında hissediyor kendini. Sadece baskı kuruyorsunuz, o da o baskı altında o yemeği yapamıyor. Hayır, biz buraya lay lay lom yapmaya gelmedik. Lay lay lom yapmıyor ki kız orada. Herkesten daha fazla belki hırslı. Ama sizin baskınız onu geriye çekiyor. Başakcığım son 9 dakika hadi. Daha fırına vermedi mi? Vermedi, daha 9 dakikamız kaldı. Daha kaşar koyacaksın da üstüne de o pişecek de, kıyması pişecek de ya of. Aynı pilav gibi çiğ kıymaları yedireceksin vallahi kayınvalidelerimize ya. Bir de yemek biliyorum Gülşah, diyorsun. Sen mi geldin? Bir de eşin oradan çıkıyor bize yamak diyor yani. Oh ne güzel demiş. İyi ki demiş de bu kadar. Bence yanlış söylemiş, seni buraya yemek oturdu. Öğretmeye göndermiş. Çünkü yemek bilmediğin de... için sadece çene var sende. Başka hiçbir şey olmadığı için. Sende var ya. Normal. Elif'ten güç aldın. Güzel Elif'ten mi güç aldım? Benzetmeyi o yaptı ya, yemek öğrendiği. Ama öyle, doğruya doğru. Tamam, ona doğruya doğru, bana gelince doğruya doğru değil ama. Değil, çünkü seni sadece Allah sana çene vermiş, başka da bir şey vermemiş ki. Keşke sizde o olsaydı biraz. Yani bir şey eline yok. Bir lezzet, bir şey vermemiş. En azından benim dil yeteneğim var, sizde o da yok. Canım benim, Başakçığım burada dil para etmiyor. Burada elinin lezzetine güvenirsen bir lezzet takıyorsun, bunu unutma. Tamam işte ben yapamıyorum da siz yapıyorsunuz. Birbirimizi tamamlayalım, oldu mu? Ben seni tamamladığım zaman sen burada bir lezzet alamazsın ki. Ben bir de seni niye tamamlayayım? Ben burada kendim için buradayım. Ya açık açık söylesene, sen buraya ne için geldin? Konuşmak için geldin. Ben yarışmaya geldiğini düşünmüyorum senin. Ne yapıyorum peki 3 gündür burada? Yarışıyorum işte, daha ne yapayım? Hayır bilmiyorum. Bana hiç yarışıyor gibi gelmiyorsun. Sen sadece buraya bizi eleştirmeye gelmişsin gibi. Hayır, hem yarışıyorum benim... hem eleştiriyorum. Hayır, hayır senin bir de mesela şey gibi geliyor. Benim kurallarım var. Ben bazen hayata da karşıyım. Bu şekildeymiş gibi hissediyorum ben. Normal giden bir rutin vardır. Sen o rutinin dışına çıktığını düşünüyorum ben senin yani. Evet, bunları insanlara yansıtmaya geldiğini düşünüyorum. Hayır, ben yansıtmaya gelmedim. Zaten bunu insanlar beni görüyorlar. Sadece burada değil, benim çevremdeki insanlar da benim karakterimi biliyorlar. Ben ne diyorum, ben alışılmış bir insan değilim. Çünkü ben o basma kalıp düşüncelere sığamam. İşte o yüzden diyorum. Ben boşuna okumadım. Sen olağanı, olağan dışı yapmaya gelmişsin bence buraya. Yemek falan ya. Yapmaya gelmemişsin. Geç kaldınız. Başak çok geç kaldı Fatih Bey. Ben Başak'ın aslında burada kalmasını istiyordum. Çünkü bana Başak'tan zarar gelmez diye düşünüyordum. Gülşah'ı yollayacaktım ama Başak... Başak'ın hiç... İcraatı yok ki burada. Elifciğim, kitap okuyan insandan zarar gelmez, korkma. Bir tane...
Yani kitap okumak...